أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve her bir iyiliğin sevabının birden binlere çıktığı bu mübarek Ramazan-ı Şerif'e eriştiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline ve ashabına da salatü selamlar olsun. Hazreti Fatıma annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Cebrail aleyhisselam Ramazan-ı Şerif girdiğinde her gece gelir, onunla Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederdik. Bu sene iki defa mukabele ettik, herhalde vefatım yakındır buyurmuşlardı. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sene vefat etmişlerdi. Bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetine ittibaen Ramazan-ı Şerif'te tüm ülke genelinde alem-i İslam'da mukabeleler okunuyor. Aynen ilimizde de Sayın İl Müftümüz Hüseyin Hazırlar Hocam tarafından her gün bir cüz mukabele okunuyor. Bugün de 26. cüz okundu. Biz de elimizden geldiğince bu cüzdeki ana konulara temas etmeye gayret edeceğiz inşallah. Öncelikle 26. cüzde hangi sureler var? 26. cüzün içerisinde ilk sayfasında Ahkaf Câsiye suresinin son ayetleri var. Son 5 ayeti var. Sonrasında Ahkaf suresi başlıyor, devam ediyor. Sonra Muhammed suresi, diğer ismi Kıtal suresi. Arkasına Fetih suresi, sonrasında Hucurat, arkasına Kaf suresi ve Zariyat suresinin de bir sayfalık bir bölümü bu cüzümüzde bulunmaktadır. Ben Ahkaf suresiyle başlamak istiyorum. Ahkaf suresi Kur'an-ı Kerim'in sıralama olarak 46. suresidir. Bu surede Hamim diye, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim diye başlayan bu surede öncelikle Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiğini ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Yani bu Kur'an Allah tarafından, aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır diye bize bahsediyor. Sonra Allah'ı bırakıp da başka şeylere ibadet edenlere hitaben, yani diyor ki مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمَّى Semavatta, arzda yarattığımız her şeyi biz ancak hikmetle ve belirli bir süreye kadar yarattık. Öyle ebediyen devam edecek değil bu dünyadakiler. Hem her birinde bir hikmet var yarattığımız şeylerde, hem de belirli bir süreye kadar, en fazla kıyamete kadar sürecek şekilde yarattık. Ama وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ Ama kafirler diyor, bu uyarıldıkları hakikatlerden yüz çeviriyorlar. Sonra onlara soruyor, diyor ki ne dersiniz? Allah'ı bırakıp da ibadet ettiğiniz şeyler, yani yerde ne yaratmışlar? Gökte ne gibi bir faaliyet yapmışlar? Halbuki Allah yeryüzünde bütün bitkileri bitiriyor, değil mi? Öldükten sonra hepsini diriltiyor. Gökten yağmurları, suları indiriyor. Bir sürü gökten vahiyler getiriyor. Hani sizin ilah olarak taptığınız, ibadet ettiğiniz şeylerin yerde ne gibi bir icraatı var? Gökten ne gibi şeyler getirip ne gibi icraatlar yapıyorlar diye ya böylece onların acziyetini ifade ediyor. Sonrasında da وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yani şu kimseden daha sapkın, daha dalalette kim olabilir ki? Kıyamete kadar kendisine dua etsen, çağırsan, bir şeyler istesen, sana cevap veremeyecek olan putlara, bu gibi şeylere ibadet ederler ya, işte bunlardan daha sapkın kim var diye bizim burada dikkatimizi çekiyor. Sonra peki, haşir neşir olduğunda ne olacak bunlar? وَاِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَانِ İnsanlar haşr olduğu zaman da bunlar birbirlerine düşman olacaklar. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Ve bunların onlara ibadet ettiklerini de inkar edecekler.
Yani burada da faydasız, ahirette de birbirlerini inkar eder duruma gelecekler. Devamında kafirlerin hallerinden bahsettikten sonra iman edip de istikamet üzere olanlara geçiyor bu surede. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ Muhakkak ki o Rabbimiz Allah dedikten sonra ثُمَّ اسْتَقَامُوا İstikamet üzere olanlar var ya فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara bir korku yoktur. Onlar hüzünlenmezlerdi diye bu şekilde söylüyor. Yine buna benzer Fussilet suresinde geçen bir ayet var ki hani اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاكَةُ diye devam ediyor. Yani Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra istikamet üzerine olanlar var ya, yani imanlarına zulmü karıştırmayanlar, şirki karıştırmayanlar, değil mi? Emrolundukları gibi dost doğru gidenler var ya, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاكَةُ Melekler onların üzerine inerler. Ne derler? اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Korkmayın, hüzünlenmeyin. Yani buradan nereye gidiyoruz? Kabirden sonra neresi var diye korkmayın. Geride çocuklar bıraktınız, eşler bıraktınız, mal bıraktınız. Hüzünlenmeyin. Ya bunlara ne olacak diye. Onların bir Rabbi var. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Vaad olunduğunuz cennetle de müjdelenin diye bu şekilde ifade ediyor. Sonraki sayfamızda anne babaya iyi davranması gerektiğini, annenin evladını zorluklarla taşıdığını, hamile olduğu zaman zorlukla taşıdığını, doğurduğunda zorlukla doğurduğunu ve emzirmesi ve karnında taşıması tamamen işte 30 ayı bulduğunu, saygı duyulması gerektiğini ifade eden ayetler var. Sonrasında surenin de adının verildiği, hani surenin ismi Ahkaf'tı. Ahkaf ne demekti? Kum tepeleri. Yani Ad kavmine gönderilen Hud aleyhisselamın o yaşadığı yerde rüzgarlar kum tepeleri oluşturuyordu. Suriye'de bu kum tepeleri manasına olan Ahkaf adı verilmişti ki işte Hud aleyhisselamın kavmiyle olan mücadelelerinden bahsediyor. Bütün peygamberlerin uğraştıkları bir üç hakikat vardı ki bunlar neydi? Tevhid, nübüvvet ve haşir. Yani Allah'ın birliğini ispat etmek. Allah'tan başka ilah olmadığını ispat etmek. İkincisi nübüvvet. Peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini, Allah'ın emir ve yasaklarını getirdiğini ispat etmek. Üçüncüsü ise öldükten sonra ahiretin olduğunu, cennetin, cehennemin olduğunu ispat etmek. Burada Hud aleyhisselamın kavmiyle olan mücadelelerinden bahsederken bir taraftan Efendimiz'e teselli veriyor. Ey Resulüm, ey Habibim, sen yalnız değilsin. Senden önce de peygamberler geldi. Bazı kavmiyle mücadeleleri oldu. Böyle onları anlatıyor. Sonrasında inananlar oldu, inanmayanlar oldu ve helak olan kavimler oldu ki Hud aleyhisselamın kavmi de helak olanlar arasındaydı. Cenab-ı Hak bir bulut gönderdi. O bulutu onlar yağmur bulutu zannetmişlerdi. Halbuki Cenab-ı Hak sonra bir rüzgar çıkararak çoluk çocuk hepsini savurup parçalayarak sadece evleri görünecek şekilde bıraktı ve onları yerle bir etti. Bir taraftan da Cenab-ı Hak bize ümmeti Muhammed'e bakın ikaz ediyor. Diyor ki ey kullarım bak sizden önce de ümmetler yaşadı. Onlara da peygamberler geldi. Peygamberler onları ikaz etti. Bak helak olan kavimler var. Sakın ha siz de onlardan olmayasınız diye daima havf duyasınız. Hani mümin havfla reca arasında olacak ya, bir taraftan ümit, bir taraftan da korku. Aman gadab-ı ilahiyi celbetmeyelim. Aman istikamet üzere olalım diye, bu şekilde devam edin diye bizleri de uyarıyor. Sonra cinlerin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlediğini, iman ettiğini, sonra kavimlerine uyarıcı olarak gönderildikleri yerleri anlatıyor. Ve bu sure bu şekilde bitmiş oluyor. Sonrasında Muhammed suresi, diğer ismi Kıtal suresi olan bu suremiz başlamış oluyor ki burada da yine kafirlerin hallerinden, müminlerin hallerinden, savaşta kafirlerle savaştığımız zaman ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerektiği hakikatlerinden bu surede bahsediliyor. Şurada ise muttakilere, yani cennetlik olan müminlere vaad olunan cennetin vasıflarından bahsediyor ki şurayı anlatmadan geçmeyelim inşallah. Bakın meselul cennetilleti vu'idel muttakun. Muttakilere vaad olunan cennetin misali neye benzer?
Biliyor musunuz? Bakın diyor Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Tecri fiha enharun min ma'in gayri asin. Orada tatları bozulmayan, çok güzel tatları olan sulardan nehirler vardır. Başka ve enharun min labanin lem yetagayyar ta'mu. Yine sütten, tadı bozulmamış sütten, tatları çok güzel olan sütten nehirler vardır. Başka ve enharun min hamrin lezzetin lişşaribin. İçenlere lezzet veren şaraplardan nehirler vardır. Başka ve enharun min aselin musaffa, süzme baldan, safi baldan nehirler vardır. Bakın sulardan nehirler var, sütlerden nehirler var. Güzel içeceklerden, şaraplardan akan nehirler var ve süzme baldan, safi baldan nehirler var. Şimdi başka ve lehum fiha min kulli semarat ve mağfiretun min rabbihim. Orada her türlü meyvelerden var ve bir de ve mağfiretun min rabbihim, Rabbinizin bağışı var diyor. Şimdi böyle olan bir kimse, sütten nehirler, baldan nehirler, ırmaklar, böyle yerde olan kimse, Allah'ın mağfiretine mazhar olan kimse, şu kimseyle bir olur mu diyor. Kemen huve halidun finnar. Cehennemde ebedi olarak kalıyor. Ve suqu ma'en hamimen faqatta'a em'ahum. Kendisine kaynar bir su içiriliyor ki o da bütün bağırsaklarını yakıp kavuruyor, parçalıyor. Yani bunu içenle o cennet nimetlerine mazhar olan hiçbir olur mu diye bizi uyarıyor. Rabbim cümlemizi cennetine giren, cemalullah ile müşerref olan kullarından eylesin inşallah. Devamında münafıkların hallerinden bahsediyor. Sonrasında Fetih suresi geliyor ki, Fetih suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir rüyası var. Bu rüyası üzerine dönüyor sure. Zilhicce ayı, yani hicretin 6. yılı Zilhicce ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya görüyor. Rüyasında Kabe'nin anahtarları kendisine sunuluyor. Kabe'yi tavaf ettiğini, daha sonrasında başını tıraş edip ihramdan çıktığını görüyor. Sabahleyin bunu sahabelere anlatınca sahabeler çok seviniyorlar. Aradan 6 yıl geçmiş, Kabe'yi görmemişler, memleketlerini görmemişler. Gideceğiz diye çok seviniyorlar. Efendimiz hazırlanın emrini veriyor. Hazırlanıyorlar ve yola çıkıyorlar. Zülhuleyfe'ye geldiğinde Efendimiz ve sahabeler ihrama giriyorlar. Fakat Efendimiz 1400 kişiyle çıkmıştı. Efendimiz ve ashabının geldiğini duyan müşrikler hemen adam gönderiyorlar. Urve bin Mesud geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Muhammed buradan geri dön. Mekkeliler karar aldılar seni buraya almayacaklar diye söyleyince Efendimiz buyuruyor ki biz buraya savaşmaya değil biz ibadete geldik. Kabe'yi tavaf edeceğiz gideceğiz. Bakıyorlar ki kararlı Efendimiz Hazreti Osman'ı ve yanında 10 sahabiyi bu niyetlerini anlatmak üzere gönderiyor. Gidip anlatıyorlar fakat onlar kabul etmiyor. Hayır diyor kesinlikle bu sene Kabe'yi tavaf etmeyeceksiniz. Ama diyorlar ey Osman sen buraya kadar geldin Kabe'yi tavaf edebilirsiniz hadi siz gidin diyor. Fakat hatta o arada sahabe diyorlar ki ya Resulallah Osman'ın hali ne güzeldir. O şimdi hem Kabe'yi gördü hem de tavaf etti deyince Efendimiz buyuruyor ki sanmam ki diyor Osman biz Kabe'yi tavaf etmeden tavaf etsin. Hakikaten Hazreti Osman da hayır diyor. Resulullah tavaf etmeden ben tavaf edemem buyuruyor. Sonra Hazreti Osman'ı birkaç gün alıkoyunca ve Efendimiz'e Hazreti Osman'ın ve yanındaki sahabelerin şehit olduğu haberi yayılınca gelince o tarafa Efendimiz hemen sahabelerin semur ağacının altında toplanmalarını ve biat edeceklerini emrediyor. Herkes toplanıyor. Efendimiz buyuruyor ki eğer Osman ve arkadaşları şehit edildiyse kanımızın son damlasına kadar savaşacağız, bunlarla mücadele edeceğiz diye hepsinden söz alıyor ve söz veriyorlar. Bunların söz verdiğini duyunca Mekkeliler bakıyorlar ki Müslümanlar ciddi, niyetleri tam. O zaman tekrar bir adamlarını Süheyl bin Amr'ı gönderiyorlar ki bir anlaşma yapılsın. İşte Hudeybiye'de bir anlaşma yapılıyor. Anlaşmanın şartları zahiren Müslümanların aleyhine gibi ama daha sonradan inşallah çok büyük hayırlar çıkıyor. Hatta sahabeden bu anlaşmayı imzalamamamız gerektiğini söylüyoruz Hazreti Ömer. Anlaşmada neler vardı? Müslümanlardan oraya birisi giderse geri gelmeyecek ama onlardan bize gelirse geri gönderilecek. Bu sene Kabe tavaf edilmeyecek. Gelecek sene işte 3 gün kalınacak gibi zahiren yenilgi gibi görünen bir anlaşma yapılıyor. Başta Hazreti Ömer, sahabiler
Ya Resulallah, sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz hak din üzere değil miyiz? Niye bu zillete razı oluyoruz diye söylüyor. Ama bu anlaşma imzalanıyor. Sonrasında çok büyük hayırlar oluyor ki öncelikle Efendimiz'i ve müminleri karşılarında bir kuvvet olarak tanıyıp imzalaşmış oluyorlar. İkincisi, arada anlaşma olduğu için onlar bize, biz onlara gidip gelebiliyoruz ve onlar Müslümanların âli seciyelerini, güzel ahlakını görüp meftun olup Müslüman oldular. O arada çok Müslüman olanlar oldu. Yani kılıç zoruyla Müslüman olmayanlar, Halid bin Velid gibi, Ebu Süfyan gibi, kılıç zoruyla Müslüman olmayanlar, İslam'ın barika asa elmas kılıncı karşısında, yani Kur'an hakikatleri, İslam'ın güzellikleri karşısında Müslüman oluyorlar. Sonrasında ise işte Efendimiz dönerlerken, Medine'ye doğru dönerlerken işte bu sure nazil oluyor. İnna fetahna leke fethan mubina. Ey Habibim, biz sana apaçık bir fetih verdik. Burası yani Mekke'nin fethi de olabilir. Hudeybiye anlaşmasının da bir fetih olduğunu, yani zahiren bir yenilgi gibi görünse de aslında bu büyük bir fetihtir. Ve bunun devamında da ne olacak? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlayacak. Başka? وَيُتُمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. Ve sana olan nimetini de tamamlayacak. Yani ne yapacak? Hayber'in fethini verecek, Mekke'nin fethini verecek, Taif'in fethini verecek gibi. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا. Allah sana şanlı bir zaferle de yardım edecek diye böyle müjdeleri veriyor. Ve sonunda da Efendimizin rüyasını tasdik eden لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Allah Habibinin rüyasını doğru çıkardı diye bu şekilde tasdik ediyor. Yani burada savaşa katılanların, katılmayanların durumlarından bahsediyor. Surede uzun uzadıya değiniliyor ama vaktimiz kısa olduğu için biz kısa kısa anekdotlarla değinip geçiyoruz. Yani hani Cenab-ı Hak buyuruyor, "Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrul lekum." Siz bazen bazı şeyleri kerih görürsünüz ama o şey sizin hakkınızda hayırlıdır. Bazı şeylerde hayır görürsünüz, sizin hakkınızda şer olur diye. Bu Hudeybiye anlaşması da zahiren şer gibi görünmüştü ama arkasından çok hayırlar çıktı. Bu şekilde Fetih suresini bitiriyoruz. Arkasında Hucurat suresine kısaca değinip bitiriyoruz. Hucurat suresi de biliyorsunuz Edep suresi, Adab suresi, orada Allah ve Resulüne karşı nasıl davranmamız gerektiğini, birbirimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlatan bir sure. En başında Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyiniz. Yani yaşantınızın herhangi bir safhasında, değil mi? Konuşma olarak olsun, hüküm verme konusunda olsun, düşüncenizde olsun. Yani siz kendi sözünüzü, kendi düşüncenizi Allah ve Resulünün sözünün, düşüncesinin önüne geçirmeyin diye bizleri ikaz ediyor. Ve yine Resulullah'ın yanında seslerimizi yükseltmememiz gerektiğini, birbirimizi çağırdığımız gibi Resulullah'ı çağırmamamız gerektiğini bizlere ikaz ediyor. Bakın bu ayetler nazil olduktan sonra sahabeden Sabit bin Kays Hazretleri'nin ki sesleri yüksek çıkıyormuş. Sesi yüksek çıkıyor. Bir müddet Resulullah'ın yanına gelmiyor. Efendimiz soruyor, niye gelmediğinde çağırtırıyor. Diyor ki ya Resulullah, benim sesim çok çıkıyor, sesim yüksek. Ben korkuyorum ki senin yanında sesim yükselir de Allah amellerimi boşa götürür diye bu şekilde korkusundan Efendimizin yanına gelmez. Efendimiz ona diyor, yok sen başkasın, sen öyle değilsin. Onu taltif ediyor, cennetle müjdeliyor. Hatta bu ayetler nazil olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer artık Efendimizin yanında fısıldaşarak konuşmaya başlıyor ki çoğu kez Efendimiz sorarmış, efendim ne dediniz diye tekrar ettirirmiş. Çünkü ayette Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanların onlara Allah'ın lehum mağfiratun ve ecrun azim, onlara bağışlanmanın olduğunu ve büyük mükafatların olduğunu müjdeliyor. Sonrasında Temim oğullarından gelip Peygamber Efendimiz'i Muhammed dışarı çık, Muhammed dışarı çık diye haşa böyle çağıranların yanlış yaptıklarını, onların sabretselerdi daha hayırlı olacaklarından bahsediyor. Sonrasında müminlerin kardeş olduğundan, eğer aralarının bozulması gibi bir durum olursa
hemen aralarını düzeltmemiz gerektiği gibi hakikatlerden bahsediyor. Ve en önemlisi Hucurat suresinin son sayfasında ey iman edenler اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ zannın çoğundan kaçının diye suizandan bizi men ediyor. Gıybet etmememiz gerektiğini bizlere emrediyor. Yani gıybetin ölmüş bir kardeşinin etini yemek gibi kötü bir haslet olduğundan bahsediyor. En sonunda da şunun da bitirelim. Buyuruyor ki ya eyyühen nas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve cealnakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sizi kavimlere, kabilelere ayırdık. Üstünlük için değil. Ne için? Litaarafu. Yani birbirinizle tanışasınız, kaynaşasınız diye. La litenakeru ve tehasamu diyor. Yani birbirinizi inkar edesiniz, düşman olasınız diye değil. Peki hangi topluluk hangi topluluktan üstün? Şu kavim mi şu kavimden üstün? Bu kavim mi bu kavimden üstün? Bakın efendim Cenab-ı Hak buyuruyor. İnne ekramekum indallahi etkakum. Yani en üstününüz, Allah katında üstün olanınız şu toplum, bu kavim değil, en takvalı olanınızdır. Hanginiz Allah'a karşı daha saygılıysa, hangi toplum Allah'a karşı daha huşulu ise Allah katında en üstün olan odur. İnnallâhe alîmun habir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilmektedir ve her şeyden haberdardır ve demektedir. Devamında yine Kaf suresi ve Zariyat suresiyle cüzümüz bitiyor. Elbette bir cüzü 15-20 dakikaya sığdırmak mümkün değil. Biz sadece sizlere bu denizden bir katre, bir damla mesabesinde sunduk, takdim ettik, iştahınızı açtık. İnşallah sizler evlerinizde mealleri açarak, tefsirleri açarak bu surelerin, bu cüzlerin hakikatini öğrenmeye gayret edersiniz inşallah. Rabbim cümlemize Kur'an-ı Kerim'i okumayı, anlamayı, yaşamayı, hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, insi cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eylesin. Son nefeste de cümlemize imanla kabre girmeyi nasip eylesin. Amin. Bi hurmet seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.